Herkese selamlar, iyi pazarlar diliyorum. Annelik oyun görevimi tamamladıktan sonra, gerçi yine devam eder de. Biz çok uzatmayayım, şey yapacağız. Mercimek köftesi. Şöyle ki, gerçekten bana bakmadılar, feci dokunuyor. Yani tarifini dahi edemem. Yani bütün hayat standartım, kalitemi yerle bir ediyor. O yüzden bol kimyonla deneyeceğim mercimek köftesini. Bu arada glutensiz yapacağız. O yüzden kara buğday da var. Tarifin içinde. Şimdi ilk başta yapacağımız şey bir çay bardağı mercimeği üzerine de geldim oğlum 500 ml su ilave edip kaynatacağız. Fokurdamaya başlayınca da göstereceğim. Tamam oğlum, ne bağırıyorsun ha? Ocağa gidiyor. Kaynasın. Kaynatacağız. Fokurdamaya başlayınca da göstereceğim. Tamam oğlum, ne bağırıyorsun ha? Ocağa gidiyor. Kaynasın. Gelin oğlum. Şimdi bu kaynadı, çok güzel. Şimdi burada bir çay bardak kara buğday var. Bunu iyice yıkadım. Yani çok yıkamanız lazım. Şimdi bunun içine bunu kısık ateşte, ama çok da kısık değil. Böyle orta ateşte. Ay! Uçtu. Bu suyunu çekene kadar pişireceğim. Yani zaten kara buğdaylar da olur hemen. Kara buğdaylar da oldu. Böyle biraz lapa kıvamında işte. Tadına baktım, yani yumuşak kara buğdaylar. Şimdi bunu homojen bir kıvama getirmek için bunları böyle blenderda birleştireceğim. Yani ezeceğim. Öyle hamur gibi olacak. Bunu bir yapayım çünkü çok ses çıkar blenderla. Göstereceğim onu da. Selam. Şimdi o harç orada duruyor. Bayağı bir katılaştı. Şimdi burada yarım çay bardağı zeytinyağım var. Şunu açayım da. Ya esasında bunda ya çok güzel oluyor mercimek köftesinde. Hani oluyor ama maalesef ki yapamıyoruz. Burada da bir tane soğanı küp küp doğradım. Şimdi bunu burada güzelce de pişireceğim. Soğan kokusunu da hiç sevmiyorum. Vallahi. Güzelce pişsin. Aa, telefon yamuldu kendi kendine. Sonra salça falan koyacağım. Ne diyeceğim? Tahmin edin. Geliyor. Yani söylerken de yarım çay bardağı demişim. Yarım kahve fincanı yani. Alışkın değilim çok kahve fincanı ölçüsüne. Şimdi burada domates salçası, biber salçası var. İkisi de birer kaşık toplamda. İki kaşık. Bunu da ilave edeceğim. Sıçrıyor bir de. Ya ben çok seviyorum bu iyi hoş yemek yapmayı ama mesela burayı her yer yağ oldu ya, anında siliyorum. Hiç tahammülüm yok. Üstüm de kokuyor. Hep bir şikayet. Böyle güzel. Bu salçanın kokusu çıkana kadar derler ya, o işte o zamana kadar kıvırcık. Sonra tuzunu koyacağım. Kimyon. Altını kapattıktan sonra tabii. Öyle. Gelemiyorum. Şimdi tuz koyacağım. Bir çay kaşığı. Biraz çaydan büyük ama çaydan büyük. Heh, kimyon. Olay kimyonda. Siz o kadar çok koymayın. Ben bir tatlı kaşığı kadar, yani iki çay kaşığı şöyle işte koydum mecbur. Biraz tadını bastıracak ama bunu da böyle karıştırıp kesin kokusu şey, kimyon kokuyor. Ama şimdi şey olur. Şimdi şey burada böyle bayağı bir işte, yani bulgur niyetine kara buğday. Bu salçayı bunun üstüne, bütün bir cemalim kapandı tava yüzünden.
şey yaptım yine. Başaklığım. Hiç dayanamıyorum. Gerçekten hiç tahammülüm yok böyle sıçrası neyse. Şu an burası mesela batıyor bana. Şimdi böyle yoğuracağım. Sıcak mı? Ya bu dünyanın en güzel şeyi bence. Hani tamam eyvallah. Hani hijyen vesaire için iğrenen de var. Ama sonuçta kendi evimdeyim. Kendim yiyeceğim. Bir de el lezzeti. Yani eldiven, plastik falan yani bana bilmiyorum sanki tadı değişecekmiş gibi geliyor. Ben bir de o eldivenler benim elime tam olmuyor. Böyle bir uzuyor falan eldivenler öyle yaparken. Ne gerek var. Bence böyle güzel. Hem de stres atıyoruz. Bu şuradaki yansıma ne? Evet. Kazasız belasız yoğurdum. Şimdi burada maydanozlu taze soğan var. Bunun içine koyacağım. Bu arada limon da koysam mı acaba? Yerken. Neyse tadına bakayım da bir şey yaparım. Sıkarım üstüne daha güzel oluyor. Öyle kendin ayarlamalı. Şimdi böyle yapıp tekrardan manuel yoğuracağım. Gel buraya. Bir saçım var. Sinirlerim bozuldu. Ben de bunu da bir yoğurayım. Benim de şöyle geniş bir şeyim yok. Tabağım olsa. Ayrıca bunu da kim yiyecek? O ayrı mesele de. Ama yerim ben bunu net. Bunun yanına bir şeyler yapıp. İşte kolay akşama çıkar zaten acısı ne olacağını. En sevdiğim limonumu da kestim. Daha çok çapırlatayım mı acaba? Ne kadar daha seviye atlayabilirim? Bu normal mercimek köftesinden daha güzel. Ay bu nedir? Miko. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Hiç kola tahmin etmiyordum. Yani gluten intoleransınız varsa ay çok yoksa da iyi. Ay çok güzel. Yine tip. Bu arada o kadar çok kimyon koydum ya hiç ağır basmamış. Yani inşallah belki daha fazla koysaydım onun da tedirginliği var. Neyse bir iki tane yiyeyim çıkar şeyi. Ama yiyeceğim. Ne yapayım? İnşallah dokunmaz. Ay, üzülüyorum böyle olunca da. Bir yandan çok seviyorum. Mesela kuru fasulye yapamıyorum, nohut yapamıyorum. O yüzden ama kimyonu daha çoğaltmam lazım. Başka türlü olmayacak. Ben normalde koymuyorum çok fazla. Yani tadı bozuluyor diye. En azından vitamini, proteini vücuduma girsin. Niye bunları konuşuyorum bilmiyorum ama işte kendi halime düştüm. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Neyse, görüşmek dileğiyle. Ben biraz çıkamam.